Merhabalar, ben Turgay Ovalı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademisyenim ve çeşitli televizyonlarda programlar yaptım. Kültür, edebiyat, sanat programları yaptım. Kitap okuyorum ve Kitap Okuyoruz Forum adı altında 5 senelik bir tecrübem var. Ve sevgili eşim de... Ben de Ayşe Ovalı. Dergilere hikayeler yazıyorum. Instagram hesabından bazı paylaşımlar yapıyorum bu yazmak üzerine. Hayatı okumak üzerine. Onun dışında matematik öğretmenliği yaptım bir süre. Şu anda çocuklarla ve yazma işiyle ve ayrıca bu sevdiğimiz işlerle uğraşıyoruz. Evet, öykü ve roman yazarı eşim. Biz neler yapıyoruz onu bir konuşalım istersen. Evet. Dünya ve Türk edebiyatından önde gelen eserlerin analizini yapıyoruz Evet. Bu kanalımızda. Ayrıca ben kendi başıma eşimin olmadığı bir felsefe programı yapıyorum. Şu ana kadar Platon'a geldim. İnşallah peyderpey felsefe programlarını tamamlayacağız. İnşallah. Bunu neden yapıyoruz peki bu programa? Şimdi şunu fark ettik her şeyden önce. Sosyal ortamlarda, özellikle medya sosyal medya ortamlarında tanıtımdan öteye geçemeyen, yetkin olmayan analiz programları gördük ve bunun eksikliğini hissettik. Aynı zamanda da insanları okumaya teşvik etmenin önemli buluyoruz biz bunu. Bu yüzden Evet. yapıyoruz. Okuduğunu anlaması da veya bir anlamlar çıkarması da önemli. Bu açıdan Tabii. Ne okuduğunu bilmesi de insanın önemli. Kendi yorumumuzu katarak, kendi algımız doğrultusunda önerilerde bulunuyoruz. Bunu neden bu işi önemsiyoruz peki? Açıkçası biz bunu sosyal bir proje gibi düşünüyoruz. Topluma faydamız olsun istiyoruz. Birikimlerimizi paylaşmayı değerli buluyoruz. Evet, bir şey yap güzel olsun. Gibi. Değil mi? Aynen. Nasıl bir yöntem izliyoruz? İlk önce şöyle bir şey yapıyoruz. Yani bu tamamen şu videoda olduğu gibi karşılıklı konuşma, sohbet havasında eseri konuşuyoruz. Her şeyden önce yazar hakkında yazdığı romanla alakası olduğu müddetçe olmazsa çok konuşmuyoruz. Kısa belki giriş yapıyoruz. Bilgi vererek başlıyoruz. Ardından eserin önemine vurgu yapıyoruz. Bu eser neden önemli veyahut da neden önemsiz gibi. Ardından da eserin kısa bir özetini veriyoruz. Bunu yaparken sadece kuru bir özet değil, eserin felsefi, sosyolojik ve psikolojik vurgularına önem vermeye gayret ediyoruz. Ardından eseri üzerinde durduğu felsefi temalar üzerinden yorumlayıp analizini, incelemesini yapmaya gayret ediyoruz. Burada da tabii senin söylediğin gibi donanımlarımız nispetince özel yorumlarımızı da katıyoruz ki böylece herkesin Google'layarak ulaşabileceği bilgilerin haricinde izleyicilerimize katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Son olarak da kitaba dair bir değerlendirme konuşması yapıyoruz. Bu değerlendirmemiz her zaman olumlu olmayabiliyor. Evet. Neden? Çünkü bu iş kapsamla alakalı bir şey. Yani herkesin beğendiğini de beğenmek zorunda değiliz. Sonuçta Aynen. kişisel bir fikir ortaya sunuyoruz. Evet. Kitapları neye göre seçiyoruz? İşte bu kapsam dediğimiz şey. Özellikle felsefesi olan toplumsal içerikli, önemli mesajlar içeren eserleri tercih etmeye gayret ediyoruz. Bunun yanında güncel olan, çok okunan, herkesin merak ettiği Evet. eserleri de gündemimize alıyoruz ki bu merakı da bir şekilde tatmin etmiş olalım. Kısacası dünya ve Türk edebiyatında bir şekilde yer edinmiş eserleri inceliyoruz. Bu konuda farklı olduğumuz bir nokta var mı? Şimdi bizim farkımız nedir? Biz sıradan bir tanıtım videosu çekmiyoruz. Ne yapıyoruz biz? Eseri tetkik ve tahlil ediyoruz. Yorumlamasına gidiyoruz, analizine gidiyoruz. Çok ciddi bir şekilde birikimlerimizi katmaya çalışıyoruz. Böylece o eseri okumayanlar bir ön bilgi sahibi olabiliyorlar. Bir kitabı değerli kılan şeyin sadece konusu veyahut da olay örgüsü olmadığını söylüyoruz. Bunun yanında da tabii ki senin de büyük katkılarınla o eserle ilgili diliydi, uslubuydu, anlatımıydı, dil tekniğiydi bunlara da yer veriyoruz. Nihayetinde okumayanlar için bir ön bilgi sahibi olabiliyorlar. Okuyanlar ise buradaki esere çok daha farklı perspektiflerden bakabilme açısına sahip olabiliyorlar. Geri dönüşlerimizde eseri ancak bizi izledikten sonra anladığını söyleyen birçok yorumlar alıyoruz. Evet, bu da güzel bir şey. Peki geliyoruz son soruya. Neden abone olunmalı? Neden abone olmalılar? Ya kültüre, edebiyata, felsefeye meraklı, okumayı seven biriyseniz,
okuduklarınızı farklı perspektiflerle değerlendirme amacı taşıyorsanız, derinlemesine diyelim mi? Farklı evet, değil de derinlemesine ben daha uygun buluyorum. Olabilir, doğru. Bunun yanında da farklı bir tahlil programı arıyorsanız, inceleme programı arıyorsunuz ve bunu da hoş sohbet bir ortam içerisinde almayı tercih ediyorsanız, konuştuğumuz kitaplardan haberdar olmak için abone olmayı tercih edebilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz.